Arkadaşlar merhabalar. Hepinize mutlu hafta sonları. Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin teknik analiz, grafik analizine bakacağız. Şimdi ekranda gördüğünüz Dogecoin değil, Bitcoin. Bitcoin şu anda 30 bin bandında. Bakın, ücretli WhatsApp grubumuzda dün gecenin saat 23.32'de bir video yayınladım. Bakın şu grafiğe bakın. Bir de şu grafiğe bakın. Gördünüz mü? Yani Bitcoin hatta şu mumunu yeşilken ki çektiğim bir videoydu. Dedim ki grupta negatif uyuşmazlık var arkadaşlar. Negatif uyuşmazlık var. Ben şöyle RSI mesela buradayken yüksekken bu ilk tepede, bu ikinci tepede düşük. Fark ettim bunu. Hatta bundan sonra bir düşüş geldi ama alım yapmayı düşünürken geçmişteki fiyat aralıklarına da baktım. Ve arkadaşlara WhatsApp grubuna şey yazdım. Arkadaşlar ben alım yapmayı şu anda da düşünmüyorum. 32 bandı ilk hedefimdi Dogecoin ile ilgili. Lakin alım yapmayı düşünmüyorum. Düşüşün devam edeceğini düşünmekteyim dedim. Yazdım WhatsApp grubumuza, hatta 40 saniyelik videoda da sesli anlattım. Bakın ondan sonraki düşüş 32 binden 30 bin. Düşüş hala daha devam ediyor. Şimdi geçelim Dogecoin analizine. Dogecoin ile ilgili tahminlerimi. Dogecoin'de şöyle, Dogecoin'de de şunu fark ettim. Dün demiştik, dünkü tahminimizde kısa süreli yükselen trendi çizdiğimizde 2 lira 23 kuruştan, hatta saat 11'de atmıştım dün de, yani 11 mumundaydı ve yeşildi. Ben Dogecoin'in eğer bu bandın altına düşerse 2'yi test edeceğini düşünmüştüm. Fakat yaklaşık 2 gün önce, 3 gün önce Bitcoin 31 bin dolar civarındayken Dogecoin buralardaydı. Şu an Bitcoin 30 bin dolar olmasına rağmen Dogecoin 2 lira. Şimdi benim kafamda bir soru oluştu. Ben geçmiş fiyat aralıklarına da baktım. İnce böyle bir detaylı bir analiz yaptım. Detaylı analizime göre bir çıkarım yapıp sizlere Dogecoin ile ilgili uzun vade veyahut da kısa vade deyin bir görüş belirteceğim. Ben Dogecoin'in bugün 2 liranın da altında mum kapatırsa düşüşünün 1 lira 60 kuruşlara kadar gerileceğini düşünmekteyim. Bitcoin için daha vahim bir durum var. Bitcoin şu anda 30 bin dolar olmasına rağmen Dogecoin'e etkisi daha yansımış değil. Bakın son destek noktamız. Ondan sonraki hedefim 27 nokta işte 28K diyelim. Hatta hemen de size şunu göstereyim. Bakın Dogecoin günlük bakalım hemen. Dogecoin bundan 24 Haziran'da yaklaşık 35 bin lira kadar çıkmıştı. Tahminlerimiz burada yani. YouTube kanalında videoları tek tek de inceleyip bakabilirsiniz. Bitcoin tuzak olabilir diye bir video yapmıştım. Bakın Bitcoin'in o zamanki şeyine bakalım hemen. Bitcoin o zaman 33K hatta 34K'ymış. İyi bakın şimdi arkadaşlar. 24 Haziran. Bakın 35K'yı zorladığı zaman. Ben burada ne demişim? Bitcoin tuzak olabilir. Yaklaşık 5000 dolar düştü bu videoyu attıktan sonra. Gün içerisinde yani günler içerisinde. Yani arkadaşlar Dogecoin ile ilgili tahminim düşüşün devam edeceği yönünde. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen eğitim amaçlı, bilgi amaçlı bilgi vermekteyim. Analizlerimin sonucu bu çıkarımı yaptım ben. Tamam, bu benim kendi görüşüm. Herkes kendine göre yatırımını yapsın. Kimseden yatırım tavsiyesi de istemeyin, almayın da. Şimdiden herkese mutlu hafta sonları dilerim. Bugün bu kanala atacağım son video çünkü bir akrabamın nikahı var arkadaşlar. Onun için kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ücretli WhatsApp grubuna girmek isteyenler Instagram'dan ulaşsın, bilgi alabilir. Görüşmek üzere arkadaşlar.